Selamlar arkadaşlar. Bugün bu videoda konut konuşacağız. Yasal uyarıyı okuyalım. Yatırım tavsiyesi değildir. Bundan 6 ay önceye gidelim. Yani burada Nisan'da Ekim'e gidelim arkadaşlar. Ekim'de çektiğimiz bir video. 31 Ekim'de. Şu videoyu biraz izleyelim. Yani şunu anlatayım. Portföyümde ben %50'yi arsa, %34 konut ve düşük bir miktar taşı ve düşük bir miktar nakit tutuyorum. Neden bunları tutuyorum? Yani o gün onları anlatmaya çalışıyorum. Yani borsa tarihi diplerde ben niye paramı borsaya koymuyorum? Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani izleyelim biraz. O daireyi gösterelim. Bulunduğu konu şurada. Aynı site içinde evet, satış yap. Bu daireyi ben 2020'nin başında 2020'nin Ocak ayında satın aldım. 450.000 TL'ye satın aldım. Sonra bu daire 2021'in Ekim 31'inde benim arkadaşım da yine 470.000 TL'ye buradan satın aldı. Ekim'in başında 1.150.000 liraya sattı. O gün ilanlar 1 milyondu. Bir ay sonra Ekim'in 31'inde 1,5 milyon oldu ilanlar. Yani o bir ay önce Ekim'in başında 1 milyon 150 bin liraya sattı dairesini benim alt katıma. Ekim 2020 başında bir ay sonra 1,5 milyon ilanları yazmaya başladılar. Ben de diyorum ki neden konut fiyatları artacak mı? Neden portföyümde çoğunluğu taşınmaza ayırıyorum? Yani konut fiyatı arttı diyelim. 450 binden 800 bin etti diyelim. Niye satmıyorum ben bu konutu? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani 800'den 1000 yaptı. 1000'den 1100 yaptı ve niye satmıyorum? O gün gelmiş 1,5 milyon yazmışlar ama diyorum ki daha bir ay önce burada 1 milyon 150'ye satıldı. Satılsa 1 milyon 250'ye satılır. 1,5 milyon yazılmaz diye düşünüyorum o gün itibariyle. Ama şöyle bir şey, konutların da artacağını düşünüyorum yani. Burada bir anlatalım bakalım. Yapan bir adet ilan gözükmekte. Satış fiyatı 1 milyon 500 bin diyor. Ben bu daireyi 2020'nin başında aldım. Yani hemen hemen 1,5-2 sene önce aldım. Şu an bir ay önce ben bu daireyi kiraya verdim. O tarihte başka bir arkadaşım bir alt katını satmıştı. Bu arkadaş da bu zemin kat bir dairesini satıyor. Ve 1 milyon 500 bin TL istiyor ve 140 metrekare. Benim dairem aynı site içinde. 170 metrekare. Ya yanlış yazdı buraya ya da zemin kat olduğu için. Zemin katlar biliyorsunuz tercih edilmiyor. Bir de küçük oluyor. Orada ek şeyler oluyor. Elektrik panoları bilmem ne daireleri. O zaman daireyi küçültüyor yani. 140 metrekare aynı site içinde 170 metrekare. Bir ay önce 1 milyon 150 bin liraya satıldı. Bir ay, 1,5 ay önce buradaki ilanlar 1 milyar 150 bin TL'ydi. Şu an 1 milyar 500 bin TL'ye çıkmış. Komşusu 1 milyar 750 bin TL'ye satılıyor. Yani şöyle bir yer. Gösterelim. Şöyle bir yer. Yani böyle bir yer satılıyor. Şöyle yatırım yaptığımız site. Büyük fotoğrafları gösterelim. Şöyle bir site. Bu daire küçük olabilir ama burada büyük daireler var. Dediğim gibi yani burada bir ay, iki ay önce buradaki daireler, buradaki daireler 1150 TL iken satıldığı arkadaşımız sattı gitti. Şu an için bir iki ayda 1,5 milyon TL. Ben 6-7 ay sonra bu rakama geleceğini düşünüyordum. Ama bir ayda geldi. Şimdi kiraya vermek istemiyor insanlar, satıp gitmek istiyor. Neden? 1 milyon TL'yi parayı alıp faize yatırdığında %17'den 17 milyar faiz getirir. 18'den 17'den. Şu an biraz düşürdüler. Adam diyor ki ben niye 3 milyar kira gelirle uğraşayım? 17-18 milyar faiz geliri varken ben bunu satayım diyor. Ben bunu satayım. 1 milyar TL, 1 milyon TL yatırayım. 15 milyar her ay alayım. 3 milyarla ne uğraşayım diyor. Bu sitede oturanlar aşağı yukarı 3 bin TL kira ödüyor. Yani şu anki kira, ben de kiraya verdim. 4.500 TL'ye verdim. Yani şu an için piyasası yükseldiği için 4.5 ama 17.000 TL ile kıyasladığın zaman çok düşük kalıyor. Bunun için kimse kiraya vermiyor bu bölgede. Herkes satma derdinde. Lüks yapıların olduğu bir bölge. Dolayısıyla satıp çıkan insan, bir arkadaşım 1 milyon 150 bin liraya satıp çıkmış. Yani şu an gidip almaya kalsa 1,5 milyon ne oldu? Yani faize yatırsanız bu parayı bir ayda 15 bin lira alacak falan. Bir ayda 300 bin lira fiyat artışı yaşandı. Yani orada ben 2018'de öyle bir hata yaptım. Yani daireyi elde tutmak yerine satıp faize yatırdım. %22 veriyor gibi oldu ama bir iki ayda öbür tarafta taşınmaz fiyatları, daire fiyatları misliğinden arttı. Yani %50 arttı. Yani 300 bin, 100, 150 bin kazandılar. Biz %20 kazandık, ne oldu? Yani biz 15-20 bin kazandık, adamlar 300 bin kazandık. Dolayısıyla hani aslında TL değer kaybetti burada. Kazanma, yani belki bu adamlar az bir şey kazanıyor ama kesin bir şey var. TL değer kaybetti. O tarihlerde de 7 lira olmuştu dolar. Yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Dolayısıyla hani bizim paramızın değer kaybetmesini önlemek ve yatırımımızı iyi bir yere yapabilmek için arsa ve konutu tercih ediyorum. Arsada ben büyük portföyüm. Arsada %50 var, konutta %34 var. Yani bu konutun bir tanesiyle örnek verdim. Yani 3 ayda, bir ayda 300 bin arttı.
Ha, şu an alım satım olur mu bu rakamlardan? Olmaz. Ama piyasa oturduğu zaman, taşlar yerine oturduğu zaman yine insanlar almaya gelecek. Yani bir ay önce 1 milyon 200 bin lira, 1 milyon 150 bin lira kimse vermez derdi. 850 bin piyasası derdik 3 ay önce. O 850 bin liralar gitti 1 milyon 100'e başladı. Şimdi o gitti 1,5'a geldi. Yani belki insanlar çok diyecek almayacak ama piyasa oturduğunda yine gelecekler almaya. Dolayısıyla hani bu piyasalar ve bir şekilde yükseliyor. Bunun gerisinden kiralar da gelecek ama kiracılar çıkmadığı için yani girip 10 sene oturduğu için yeni kiralar oluşamıyor. Zaten yeni kiralar da yok bu bölgede. Benim vardı yeni kiram, verdim bir ay önce. Güncel rakamlar verdim. Yani bu bölgede 2000 TL'ye de kiraya oturan var, 1 milyon TL'ye de 2000 TL'ye de var, 3000 TL'ye de var. Yani çok önceden beri kiracı olanlar, biliyorsunuz enflasyon %40 oluyor ama bizim enflasyonumuz %15 gözüküp %15 kira zammı verebilirsin dediği için sene sene konut sahiplerinin geliri azalıyor. Yani bunun için kiralar düşük oluyor. Ama şu an artık bu fiyatların ardından kiralar da ilerleyecektir. Dolayısıyla görüldüğü gibi ben bu konuta kaç para verdim? Yani ben bu konuta çok düşük bir rakam verdim. 1500'lerden çok daha düşük verdim. Dolayısıyla iyi bir getirisi oluyor. Konut ve arsa. Yani konut da %34, arsa da %50. Peki niye arsa? Niye arsa? Konut maliyetlerine bakalım. Şöyle düşünelim. 5 katlı bir daire ve 5 katlı bir apartman, çift daireli 10 tane daire yapıyor müteahhit bey. Bir dairenin metrekaresi 170, 140. Bu 3 artı 1 dar bir ev olur. Bu da 3 artı 1 geniş ev olur. Yani benim satın aldığım ev şu 170 metrekarede şu an. Arsa sahiplerinin hak oranları oluyor. %40 ya da %50. O bölge güzel bir bölgeyse %60 falan oluyor yani. İnşaat birim maliyetleri oluyor. Bunları da 3000 yazdım, 2700, 2500 yazdım. Bunlar minimum rakamlar arkadaşlar. Bir de müteahhit karı %20 koydum. Eğer güzel bir bölgedeyse ve benim evim gibi bir ev yapılmak isteniyorsa arsa sahibine %60 veriyorsunuz. 170 metrekarelik bir 3 artı 1 ise bu bürüt 170'dir. Yani 170. Aradaki holler, merdivenler, şey alanları bunların hepsini sayıyorlar size satarken. Asansör alanları, işte pis sular, aralıklar falan bunlar 170 bürüt oluyor. Yani bunu çıktığınız zaman 120'ye kadar düşebilir netinde. Ama genelde 170 dedikleri büyük 3 artı 1, orta 3 artı 1 de 140. Bunun altı dar oluyor artık 3 artı 1'lerin. Evet, bunun üzerinden gidelim. Şimdi lüks bir bölgede verdiğimi düşünüyorum arsamı. %60 da verdiğimi düşünüyorum. İnşaat birim maliyeti lüks bölge olduğu için lüks inşaat olacak. Yani lüks inşaatlar 5000, 6000 daha gider yani metrekare bazında birim. Yani standart inşaat, en kötü inşaat 2500 gider yani şehirde en kötü işte öyle tahmin ediyorum. 3000 kafadan gider şu an diye düşünüyorum yani. 2500 kafadan gider yani standart bir eşya. Lüks bir şeyde de 4000 birim maliyeti 6000'e kadar gider yani kullandığınız malzeme yani bir de havuzu, çevre düzenlemesi, işte şunun bunu falan oluyor, ekstralar oluyor. Böyle 4000, 5000 lira mal oluyor. Müteahhit karına %20 koyduğumuz zaman evet bu dairenin satış fiyatı 2 milyonu geçiyor. Müteahhit karı olmasa, beleşe yaparsa 1 milyon 700 bin liralardı. Yani lüks bir yerden bir konudan aslında 1 milyon 700 bin lira 2 milyon TL. Yani şu an 2 milyon TL burada gördüm. Evet arkadaşlar, bu tarihten 6 ay geçti. 6 ay 2 milyon lira hesaplamıştık. Benim dairenin denginde bir maliyeti müteahhit kârıyla beraber. Şu an için yalnız bu maliyet 6000'in üstüne çıktı. 4, o gün 6 ay önce 4000'lerde konuşuyorduk. Şu an 6000'in üstünde lüks konut için. Yani en dandik sıradan bir konut için hani belki 5000 ile 6000 arası olur. Böyle lüks eşyalar yaptırıyorsanız bu artık 7000 de olur, 8000 de olur arkadaşlar. Bu şekilde düşünün. Bu rakamlar çok uçtu gitti. Şimdi şunu da göstereyim. Aynı konumda 6 ay önce biz burada işte 1,5 milyon rakamı görüyorduk. Şimdi 6 ay geçti. Bakın 31 Ekim'den şu tarihe kadar 20 Nisan'a kadar yaklaşık 6 ay geçti diyelim. Şu an tekrar göstereyim ben size. Aynı kayıt yani kayıt olarak bıraktığım yeri aynı açıyorum yani. Açıyorum bakalım. Şu an o evin olduğu konum arkadaşlar şurada. O evin konumu şurada. Bakın rakamlar nasıl değişmiş. 2.75 olmuş. Yani şuraya bakalım. Burada 1.77 vardı yakınında. Buralarda yoktu. Buralara yeni gelmiş. Buraya 2.75 rakamı gelmiş. Yani 2.75 şu yanda çıkmış. 3.65, 3.95, 3 bilmem ne falan filan. Böyle beğenilmeyen birazları 2, 2.5'larda, 3, 3.5'larda şu an. Şu an 3.5'larda. Yani 6 ay içinde 1.5'tan 3.5'a çıkmış arkadaşlar. Yani benim yani düşüncem 1,5 rakamını bugünlerde görmesi gerekiyordu. Yani matematik olarak hesapladığımızda bugünlerde görmesi gerekiyordu. Ama biz enflasyon canavarını yenildiğimiz için onu biz çok hızlı gördük o rakamları. O 1,5'ları çok hızlı sindirdik. Ya yani evet sen sinmez diyordum, satılmaz diyordum. Ama çok hızlı satıldı yani arkadaşlar. Satılmadıysa da sonra fiyatlar artınca satıldı. Şu an o 1,5'lar hayal, 2,5'lar da hayale gidiyor. Benim şimdi hedefim arkadaşlar önümüzdeki bir sene içinde 5 milyon TL olacak orada. Hedefim yani ev fiyatları hani bu tepe mi artık buradan dönecek mi diye sorarsanız yok arkadaşlar tepe falan yok. Yani orada daha her şeyin fiyatına zam gelen bir ülkede tepe olmuyor şu an için. Daha önümüzdeki sene bir sene içinde
Ben orada 5 göreceğim. Bu da en iyi rakam, en iyimser rakam. Şu an 2,5 diye hesaplıyorum. %100 enflasyon olursa bir sene sonra 5 olur diye düşünüyorum. Tabii bu enflasyon malzemeler, içerik her şeyi fiyatını arttırdığı için arkadaşlar sıfır evlerin fiyatı artacak. Sıfır evler fiyatı artarsa bu gördüğünüz ikinci el bunların hepsi. İkinci ellerin fiyatı artacak. Yani bakın 3,95 4 istemiş. 4'e yakın 3,5 yani artık kalmamış. Bakın burada 6 ay önceki rakamları gösterelim. Yuvarlak bakalım şu bölge, o güzel bölge. Burası farklı bir muhit. Fiyatları buranın farklı. Şuralarda birbirine yakın olan bölgeler 1,5, 1,7, 1,7, 1,5'tu rakamlar 6 ay önce. Şu an 3,5 arkadaşlar ortalaması. Bakın şu bölgeyi, bu bölgeyi saymayalım. Burası da uçmuş gidiyor. Buralar daha farklı bir bölge ama yani burada hani 2,5 olmuş. Yani 3,5 olmuş. Yani 3,15, 3,60, 3,95, 3,5. Yani fiyatlar almış başını gidiyor. Herkes bir rakam istiyor. Tabii bu rakamlarda satış oluyor mu bilmiyorum. Satış deli gibi oluyormuş arkadaşlar. Bu işin uzmanları da onu söyledi. Yani çok iyi satılıyor diyorlar. Ama biz işte bu tepeye geldi, ben satayım çıkayım modunda değilim arkadaşlar. Çünkü artık şeyi düşünmüyorum ben. Tepeye geldiğini düşünmüyorum. Daha bu kadar gideri var arkadaşlar. Yani bunu biz şuradaki fiyatları, konut fiyatları artacak mı? 6 ay önce zaten %100 artmış. Yani 800 liradan 1500 lira gelmiş. Ben artık yani normal biri der ki %100 arttı artık, tamam tıkandı bitti artık satış olmaz. 1500'den kim alacak satacak? 1100'den anca alınmış geçen ay dersin. Normal bir düşünceyle. Ama ben o gün ne diyorum? Hayır, artacak. Neden portföyümde çoğunluğu taşınmaz ayırıyorum diye açıklama yapıyorum. Bakın bu videoyu açıklıyorum. Yani bakın burada konutta %34, arsada %50. Arsa da var yani. Arsa konut anlamı taşıdığı için arkadaşlar, diyelim arsanız var, 6 daire oluyor. 3 daire sizin oluyor yani. Direkt onu 3 daire gözüyle bakın. Bir müteahhit gelip onu inşaata çevirdiği zaman 3 tane daire alıyorsunuz. Hiçbir kuruş bile para ödemiyorsunuz. Hatta üzerine nakit de alabilirsiniz. 200-250 bin, ne anlaşıyorsan 250 bin nakit, 3 tane daire anlaşırsın. Yani bunlar olabiliyor arkadaşlar. Bunlar basit şeyler. Önemli olan hani arsa daha iyi konutta. Onu da söyleyeyim. Konuttan daha iyi. Arsa konuttan her zaman daha iyidir ve güzel bölgede ve güzel gelişme açık bir konumdaysa çok 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 iyidir arkadaşlar. Onun için arsa portföyümde daha çok tutuyor. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Arsayı ben şey için yapıyorum, yani yatırımımı gelecek 10 sene sonra yapıyorum. 10 sene ile 20 sene arasında yapıyorum. Mesela bir tanesini göstermek istiyorum arsanın. Neredeydi? Mesela bir tanesi burada. Ben bu konutla arsa yatırımımı ne zaman yaptım? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu konut yatırımımı, şuradaki konut yatırımımı ben 2020'nin başında yaptım. Ucuzken yaptım. Arsa yatırımımı da en son arsa yatırımımı 2020'nin aralığında yaptım. Yani Kasım aralığında yaptım. Şu bölgeden villa arsası. Yani şeye, büyük şehrin yakınında, büyük şehre içinde değil, arabayla yarım saat uzaklığında bir bölgede, istediği zaman işte büyük şehirde işine gidebilecek, istediği zaman çok böyle güzel bir nezih bir ortamda villa arazisi içinde, yani çift hayat gibi bir hayat sürebilecekleri için ben bugünden o arsa yatırımlarımı yapmaya başladım. Tabii bu arsa yatırımı 15 sene sonra için konuşuyorum ben. Yani 15 sene değer şey yapacağını düşünüyorum. Bakın burada bir tane satıyor. Böyle bir yer işte. 560 bin TL yazıyor. Burada benim iki tane arsam var mesela. Bunun ben ileride değer kazanacağını düşünüyorum. Yani onun için de arsalar uzun soluklu. Yani hemen bugün yap alayım, müteahhite vereyim, konuta çevireyim. Böyle bir şey yok. Ben 15 sene satmamayı düşünüyorum. Ama konutlarda satmayı düşünüyorum. Satmak için alıyorum. Ama şu an bekletiyorum. Niye bekletiyorum? Arkadaşlar şey bitmedi yani. Macera bitmedi. Halen artıyor yani. Hatta ayda %10 artıyor. Şimdi ben size söyleyeyim. Yani şu 1,5 gördüğünüz 6 ay önceki yer şu an 2,5. Yani %10 artıyor ayda, öyle söyleyeyim. Yani 2,5 milyon diyeyim. %10'u ne olur? 250 bin. Bir ayda 250 bin değer kazanıyor. Yani ben 2018'de öyle bir hata yaptım.
konumumu sattım, mevduata yatırdım. %24 faiz vardı. Ne güzel kazanıyorum derken öbür tarafta konut fiyatları aldı başını gitti. Adamlar 200 bin kazandı 2-3 ayda. Biz orada işte %24 kazanıyoruz derken bir baktık. Biz 30-40 bin lira kazanmışız. Adamlar 300 bin kazanmış. Sonra ben akıllandım arkadaşlar. Şu an için bakın 6 ay önce ben bunu 1 milyon 150 bin liraya satıp çıkabilirdim. Çok iyi para kar da yapabilirdim kısa süre içinde. Ama ben onu şey yapmadım. Faizler de çok yüksekti. Faize de yatırabilirdim. Ama ben onu düşünmedim. O faizlerin yüksekliği birkaç ay, 3 ay, 4 ay sonra düşeceğini biliyordum. Ve konut fiyatlarının ebedi olarak yükseleceğini biliyordum. Yani ebedi değil de işte bu dönem ebedi olacak. Yani seçime kadar ebedi yükselecek bu konut fiyatları. Hani her şeyin fiyatı düşse de yükselecek arkadaşlar. Kiracılarla konut sahipleri şey olacak. Yani birbirine girecek öyle söyleyeyim. Nasıl anlatayım? Yani şurada videolar var arkadaşlar. Bir şey konuşuyorsak önceden konuşuyoruz. Bunları mesela kart yani ne demiştik? Borsada dönüş yeni basın stoku ucuz enflasyon dünya enflasyonun ne kadar sıkıntılı olduğunu anlatıyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani ne zaman sürekli değişen piyasa konut arsa değeri fiyatı nasıl hesaplanır demişler. Sürekli değişiyor. Aynen öyle. Her ay %10 zamlanan bir emlak yani fiyatını belirlemek de çok zor arkadaşlar. Evet. Yani burada ben açıkladım ama nerede bilmiyorum yani. Yani burada kamyon devrildi demiştik. İşte burada kamyon devrildi arkadaşlar. Bu konut fiyatlarını, monut fiyatlarını kimse tutamaz artık. TCMM faiz şeyini indirdi. Enflasyon alıp başını gidecek demek istiyorduk. Aynen de öyle. Alıp başını gitti artık enflasyon. Kamyonu burada bir kere devrildi artık. Bu kadar faiz arttırmama. Dolayısıyla arkadaşlar burada bundan sonra işte konut fiyatları gidecek arkadaşlar. Hani şişti 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 arkadaşlar. Şişmez. Bir noktada şişmez yani. Dolayısıyla bunlar çok önemli analizler aslında. 6 ay önce ben %100 kazanmışken yani 6 ay önce hatta bir sene önce %100 kazanmış. Artık şişti deyip satabilirdim ama halen tutuyorum. Şimdi %300 kazandım diyelim. Halen tutuyorum. Halen şişti demiyorum. Yani ama şişeceği gün de gelecek arkadaşlar. Biz o günleri göreceğiz. Ama şu an için yok yani. Dolayısıyla hani yatırım öyle kolay bir iş değildir. Nerede bırakacağınızı iyi bilmek lazım. Bir gemiye binersiniz. Bu dolar olur, altın olur, konut olur. Nerede bırakacağınızı iyi bilmek. Hani kar yapıp çıkarsınız ama sonra dersin ya bak ben kar yaptım ama çok daha yapabilirmişim dersiniz. Onun için yani yatırım farklı bir şeydir. O anlatılmaz. O yatırım yapan kişinin tecrübesine bağlıdır. Kimisi en üste verir malı, çıkar. Kimisi işte ben en üste 2018'de başıma geldi. En üste vermeden çıktım. Çünkü ekonomi bilmiyordum, piyasayı bilmiyordum. Ama bugün çıkmıyorum. Artık akıllandım arkadaşlar. Yani akıllandım derken yani kazancım büyüğü varken küçüğüne tenezzül etmiyorum. Onun için paramı borsada tutmuyorum. Onun için konut ve arsada tutuyorum. Hani borsada da var da %5 %10. Dolayısıyla borsaya da yüklü miktarlarda para aktaracağımız günler gelecek. Ama o günler daha ileriki günler. Şu gün değil yani şu an önümüz karanlık. O günler gelecek. O günler geldiğimizde satarız evlerimizi. Borsaya gireriz. Herkese iyi günler.